Amerika temsilciliği yapan biri olarak söylüyorum. Hüsnü de yıllarca freelance gazetecilik yaptı. Hüsnü, bak orada insanlar neler kazanıyorlar. Sen bedava BBC mesela ne kadar para veriyordu? Şimdi o milyonlarca, 40 milyon, 400 bin, 500 milyon falan deyince Yılmaz abimiz, ulan diyorum ben beleşe çalışmışım ya. Ben 40-50 sterlin alıyordum be. Valla 40, yani normalde 40 sterlin veriyorlardı. Ben çok iyi çalışkan bir gazeteci olduğum için bana zam yaptılar. 60 sterlin yapmışlardı. Düşünsene ya. Keşke yani ben de Amerika'ya gitseydim. Yılmaz abi biliyor, yollarını bulurduk da malı götürürdük ya. Ama geçen de böyle bir referansın başka yerden ya. Olacak. Referansın başka yerden olacak. Abi gerek yok. Geçen de bir tane sanatçı vardı ya, çıkıyordu malı götürdük diyordu. Ha evet evet. Nasıl götürdük malı yani diyor mu? Evet biz de öyle olmamız gerekiyordu. Malı götürürdük herhalde ya. Yalnız bu lobicilik çok enteresan bir hikaye. Körfez ülkeleri işte bu Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri özellikle bu dört ülke. Yine aynı şekilde bizimkiler gibi buradaki Türkiye'dekiler gibi Amerika'da lobicilik yaparlar. Ama onlar çok büyük rakamlar yani Türkiye bu anlamda gariban. Yani hatırlıyorum ben yalnız Katar 2 sene ya da 3 sene önce Katar prensinin Temim Hazretlerini Amerikan kamuoyuna, Amerikan karar merkezlerine, kongreye işte neyse üniversiteler. Özellikle üniversitelerde çünkü üniversitede daha önemli biliyor Yılmaz abi. O üniversitede Katar'ı pohpohlamak, Katar'ın sicilini temize çıkartmak, Katar işte çağdaş ülke, Katar demokrasi, özgürlük, insan hakları zırt pırt filan. 1 milyar 100 milyon dolar. Of, bak of, 1 milyar of, 100 of. Milyon dolar. Katar'la Suudi Arabistan bu konuda yarışıyorlar. Yalnız üniversiteler dikkat et ha, yalnız üniversitelere verilen bağışlar. Yani Amerikan üniversitelerine, yanlış 40 üniversite yanlış hatırlıyorum, önemli olan 40 üniversite. Şimdi niye bunu yapıyor? Çünkü sicili kötü. Yani sicili temize çıkartması gerekiyor. Yani Katar'da düşünsene, demokrasi yok, insan hakları evet. Yok, seçim yok, sivil toplum örgütü yok, medya yok, imici yok. Temize çıkman için ancak böyle rüşvetle. Şimdi Türkiye'nin lobicilikte böyle parayla haber yaptırıyorsunuz, parayla. Yani, dolayısıyla Türkiye'nin lobicilikte ancak bu şekilde anlaşılabilir. Netlikte söylemekte ama yarar var. İşte yani yoksa Yılmaz Polat da söyledi, sonuç alamadık. O kadar para harcandı, bir de sonuç alınamadı. Ya alamazsın, neden alamazsın? Sen istediğin kadar, bak istediğin kadar lobicilik yap. Tamam. Yani atıyorum tarihler olarak itibariyle söyleyeceğim. 2000 yani Trump'ın seçildi. 2016-2020 tamam mı abi? 4. At sallıyorum. 500 milyon dolar harcadık. Tamam mı? Çok güzel. Trump abi bir mektubuyla o senin harcadığın bütün paraları yerle bir etti. Ne evet. Dedi Erdoğan'a? Aptal olma. Tarih seni bilmem ne yazar. Şimdi sen istediğin kadar orada lobi, yani kongre üyesine diyelim ki sen 5 altın kalem hediye vermişsin o lobicilik kampanyası içinde. Adam evet. Kendi cumhurbaşkanı çıkmış demiş ki senin cumhurbaşkanına hakaret ediyor. Daha bundan daha berbat bir şey olamaz ki. Daha neyi konuşuyoruz ki? Evet, evet. Gelelim evet. Yahudi lobilerine. Yani Yahudi lobileri Yılmaz abi bilir. O da çok etkin bu lobicilik anlamında. Sen istediğin kadar abi orada Yahudi lobilerine para ver, adam satın al. İşte onlar sana yardımcı olsun. Sen para ver, onlar versin, sen al. Sonra çıkıyorsun.